Türkiye tam normalleşmeye doğru gidiyor ama önümüzde bir tam kapanma olabilir mi gerekli adımlar atılmadığı için? Nasıl görüyorsunuz acaba süreci? Biz aslında vaka sayılarının çok fazla olduğu, ölümlerin çok fazla olduğu dönemde de bir tam kapanma görmedik. Zaten biz tam kapanma demiyoruz, hareketliliğin kısıtlanması olarak yorumluyoruz. Ama biliyorsunuz ki işçiler için hiçbir zaman bu kapanma olmadı. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de yine gerekli önlemlerin atılmayacağını düşünüyoruz. Ama Eylül ayı gibi biz zaten şimdiden başlayan, özellikle bu korkutan delta varyant, bulaştırıcılığı daha fazla olan delta varyant üzerinden vakaların bağışıklama da ne yazık ki bu denli yavaş giderse artacağını düşünüyoruz. Ama hükümet en kötü dönemlerde dahi etkili önlemler almadı. Dolayısıyla muhtemelen yine böyle göstermelik aç kapalarla ve sınırlı müdahalelerle önlem adı altında çalışmalar yapacaktır diye düşünüyoruz. Ama yeterli önlemler dediğim gibi hiçbir zaman alınmadı. Muhtemelen Eylül ayında da aynı şekilde devam edecek diye düşünüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın verileri aslında tam yayınlamadığı ve işte Dünya Sağlık Örgütleri'nin verilerin eksik verildiğine dair bu konuda görüşleriniz nelerdir? Siz çünkü Türk Tabipler Birliği baştan beri verilerin bu olmadığını söylüyordunuz. Evet, biz en başından beri ki sahadan topladığımız çok sınırlı sayılara göre, yani sadece aktivistlerimizden aldığımız, belediyelerden topladığımız sayılara göre bile çok çok üstünde olduğunu biliyorduk. Ama kendilerinin açıkladığı bu yüksek rakamlara göre bunun da gerçekçi olmadığını biliyoruz. Biliyorsunuz ölüm verileri üzerinden en son bakanın bir açıklaması oldu. Biz sadece hastalanma sayıları değil, ölüm sayılarının da çok yüksek olduğunu zaten söylemiştik ondan 2 hafta önce yapılan açıklamamızda. Ve en son TÜİK 2020 ölüm verileri henüz açıklanmadı. Ama Sayın Bakan her konuda olduğu gibi bu konuda da topluma bir açıklama yapmadı. Neden bu verilerin açıklanmadığını dahi sunmadı. Aslında bilimsel her yıl yapılan bir veri bu yıl bizimle paylaşılmadı. Biz de merakla bekliyoruz paylaştığında nasıl bir gerekçeyle paylaşacaklar diye.